Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, keşke imkanım olsa da günde iki tane video yapabilsem. Adamlar o kadar çok yalan ve iftira dolduruyorlar ki, yüzlerce, binlerce hurafeyle uğraşabilmek için her gün bir video bile yetersiz. Gücüm yetmiyor, elimden gelen bu. Diğer yaptığım işlerin yanında her gün bir video yapmak için kendimi motive ettim. Elimden geldiği kadar da bunun için gayret ediyorum. Ve bu insanların söyledikleri yalanlar, insanlara karşı attıkları iftiralar, Allah'a ve Resulüne attığı iftiralar, bu insanlara birilerinin dur demesi lazım. Diyanet işleri ilginçtir. Telefon açtığınız zaman ya da kendileri bir konferansta söylediği zaman bunlara inanmayın diyor. Bunlar hurafedir diyor. Orada bırakıyor. Tabiri caizse bir vergi memuruna şöyle bir cümle kurduğunu düşün. Verginin memuru, vergi dairesi memuru size diyor ki şu esnaf sahtekar sahte fatura veriyor. Şu esnaf sahte fatura veriyor. Onlardan alışveriş yapmayın. İyi de sen maliyeci değil misin? Neden gidip sen denetlemiyorsun, kontrol etmiyorsun, ceza kesmiyorsun? Ya da bir zabıta düşünün. Size diyor ki, ey millet, şu marketin mallarının miadı geçmiş. Ya sen zabıtasın zabıta. Zabıta o marketin mallarının miadını geçtiğini, son kullanma tarihinin geçtiğini sana söylemesi kafi mi? Tamam, biz de gidip onlardan almayalım o zaman. Teşekkür ederim zabıta amirim. Böyle mi diyelim? Onun görevi değil mi oraya gidip kontrol etmek? Oraya gidip bakmak, kapatmak, mühürlemek? Şimdi aynısı Diyanet için geçerli. Diyanet, hurafe olduğunu söylüyor, iftira olduğunu söylüyor ama kılını kıpırdatmıyor. Hiçbir yaptırımı yok. Bunları söyleyen insanlara imamlık, müezzinlik, vaizlik veriyor. Sonra kendisi mikrofonun karşısına geçince de onların hurafe olduğunu söylüyor. Ne kadar ilginç değil mi? Şimdi ölülerden yardım istenmez diyen Diyanet'in vaizi Eyüp Sultan'da hizmet veriyor. Millet ölüden yardım isterken sıkıntı çekmesin diye. Yardımcı olalım diye. Durum bu kadar vahim arkadaşlar. Tabii bunların farkına varmamız için elimden gelen gayret ile dilimin döndüğünce sizlere bunu izah etmek istiyorum. Öylece seyirciyiz. Seyirci kalıp bekliyoruz. Bari yeni nesil bunun farkına varsın. Yeni neslin buna farkına varabilmesi için en azından düşünmeyi kendisine alışkanlık haline getirebilmek için bir gayret içinde. Gençlik düşünmeyi kapmalı, düşünmeyi öğrenmeli. Öyle bir hızlı düşünmeli ki hemen hatayı, problemi görebilmeli. İşte bu yüzden ben bir gayret içindeyim. Ve sizden abone olmanızı istememin sebebi bu insanların videolarının altına benim videoların linkini atın. Onların takipçileri görsün. Onların takipçileri farkına varsın, kıyaslasın, düşünsün. Desin ki ya bu adam güzel bir vaaz verdi. Allah razı olsun yazacağım ama şurada da birisi var. Buna itiraz ediyor. Acaba bu ne diyor? Siz dinliyorsunuz, belki beğeniyorsunuz, belki beğenmiyorsunuz. Cevabınız var ya da yok. Ama onaylıyorsanız lütfen abone olun. Bunu rahat rahat isteyebiliyorum. Neden? Çünkü bir kazancım yok. Bakın benim videolarda reklam çıkmaz. Kitaplarımdan telif ücreti almıyorum. Hiçbir programdan para almıyorum. Hepsi ücretsiz. Niye? Gençlerimiz deist, ateist olmasın. Onun için hep beraber bir gayret gösterelim, bir çaba gösterelim arkadaşlar. Şimdi bakın, çok basit bir palavrayı göstereceğim. Şimdi hep beraber düşünelim. Hakikaten bu insanlar nasıl bir şeye inanıyorlar? Konu mu? Konu kadın tabii canım. Yani ne? Adamların hayatı. Cima, kadın, ilişki, gusül. Adamlar için bu çok önemli. Şimdi erkek erkeğe bir din bulmuşlar. O dinin içinde kadınlar yok. Şimdi erkek erkeğe, erkek bir alim erkeklere nasihat ediyor. Nasıl bir kadınla evlenilir?
Şimdi onun için şuradan önce şunu şuradan bir şöyle şuraya bir kaldıralım ki yazıyı net olarak görebilelim arkadaşlar. Evet, buyurun bakalım nasıl bir kadınla evlenmemiz gerekiyormuş. Şu altı kadınla asla evlenmeyin. Şimdi İmam-ı Gazali normalde Şafii şeydir, evliyasıdır da bizimkiler de çok sever. Şimdi İmam-ı Gazali kendi müritlerine, kendi kitaplarına, kendi eserlerine altı madde yazmış. Bu kadınlarla evlenmeyin diye altı madde. Şimdi bu altı maddeyi dinleyeceğiz arkadaşlar. Önce bir Müslüman olarak düşünelim. Diyelim ki arkadaş bana altı tane özellik söyleyin, ben o kadınlarla evlenmeyeyim. Mesela namazını kılmıyor. Müslümanım diyor, namazını kılmıyor. Olur mu? Olur. Ama bu altı madde içinde yok. Mesela pasaklı, kirli, evine, çoluğuna, çocuğuna bakmıyor. Bu yine altı madde arasında yok arkadaşlar. Şimdi orucunu tutmayan, zekatını vermeyen falan diye dini şeyleri, şartları uzatmaya gerek yok. Çünkü altı madde arasında Kur'an ile ilgili bir madde yok. Herhangi bir ayeti inkar eden, bununla evlenmeyin yok. Mesela tesettüre inanıyorsun ve tesettüre inanmayan bir kadınla evlenme diye bir madde yok. İnanıyorsan. Peki nedir sizce bu altı madde? Altı tane madde sayıyor. Bu maddeleri size veren din adamı İmam-ı Gazali. İmam-ı Gazali kim? Kısaca bir biyografisinden bahsedeyim arkadaşlar. Doğumu 1058, vefatı 1111. 53 yıl. 53 yılda adam ilim irfana yapmış, kitaplar yazmış, bayağı bir şeyler yazmış. 4 kere evlenmiş. 5-6 tane de çocuğu var, oğulları var. Evliliğini 35 yaşından sonra yapmış, 35'ine kadar evlenmemiş. Çocukları da İmam-ı Gazali'nin vefatından sonra, babalarının ölümünden sonra okula gidiyorlar. İnternete nereye yazarsanız yazın İmam-ı Gazali hakkında sadece kitapları, eserleri, tasavvufu, şafii, fıkıhı, ilmi, usulü, icma, kıyası bunlarla ilgili sayısız yazı bulabilirsiniz. Özel hayatıyla ilgili pek bir şey yok. Doğum tarihi de zaten net olarak belli değil. Diyorlar 1058 diyorlar ama işte normalde İranlı. İranlı yani. Neyse biz oraları boş verelim. Şimdi bu Türkiye'de en fazla kitapları olan tasavvuf liderlerinden İmam-ı Gazali'nin 6 maddelik evlenme tavsiyesi. Bu kadınlarla evlenmeyin diyor. Şimdi işin içine tesettürün, Kur'an'ın, namazın, orucun girmediği 6 maddeyi hep beraber dinliyoruz. Bakalım nelermiş. Ennane, yani sürekli şikayet eden. 2. Mennane, başa kakan. 3. Hannane, önceki eşine özlem duyan. 4. Hattake, aç gözlü her şeyi isteyen. 5. Berrake, sürekli süslenen. 6. Şeddake, çok fazla konuşan geveze. Gördünüz mü arkadaşlar? Rabbim cümlemize hayırlı insanlarla karşılaşmayı nasip eylesin. Evet. Rabbim hayırlı insanla karşılaştırsın. Şimdi İmam-ı Gazali'nin evlenmeyin dediği 6 kişiyi gördünüz değil mi? Başak atan, çok süslenen, çok konuşan, geveze olan. Şimdi bunu bir din adamı söylüyor. Bu altı madde arasında din ile ilgili bir şey gördünüz mü? Bu nasıl bir tavsiye? Ama söyleyen büyük İmam-ı Gazali. İmam-ı Gazali söylüyorsa o zaman vardır bir hikmeti. Siz bu altı maddeyi yazın. Bir de maddeler arasında şey var. Önceki kocasını ne diyor? Özleyen mi diyor? Öven mi diyor? Şimdi dul ile evlenmek tabii o yıllarda gayet popüler ve sünnettir. Resulün
İlk eşi iki çocuklu Hatice annemiz. Dul. 40 yaşında. 40 yaşında iki çocuklu dul bir kadın ile Resul, henüz Resul olmadan önce 25 yaşındayken, genç bir delikanlıyken evleniyor. Şimdi sizin oğlunuz, 25 yaşındaki oğlunuz, iki çocuklu dul bir kadın ile evlenmek için sizin yanınıza gelse, siz bir anne baba olarak aferin oğlum, sünnet dediğin böyle olur, tebrik ediyorum seni der misiniz? Anlatırken kolay değil mi? Yaşarken nasıl? Atıyorlar, uyduruyorlar ya da gerçek, hiç fark etmez. Ama hakikat ne biliyor musunuz? Kendi hayatlarına sokamazlar. Siz 20 yaşındaki kızınızı, 9, 13, 15 demiyorum, 20 yaşındaki kızınızı 65 yaşındaki müftüye verir misiniz? Müftü. Versene 20 yaşındaki kızını. Ağır değil mi? Ağır geliyor. Örf var. Uymuyor değil mi? Arkadaşlar, aslında bu insanların kitaplarında bunlar çok. Adam kitaptan okuyor. Ve bu adamların hayatı bu zaten. Şimdi çok basit bir örnek vereyim. Yani kitaplarında neler yazdığıyla ilgili. Bu şeyin El-Fatiha dedikten sonra okuduğumuz Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi önce Ashab-ı Kiram, Evliya, Resul-i Ekrem diye bir silsile var ya, o silsilerde silsileyi sayarken bu tefsir alimleri de katılır. Bildiğimiz bütün alimleri sırayla Arapça söyleyerek katarlar. İşte tevafuk geçen gün Mustafa Öztürk hocanın bir videosunu seyrettim. Kurtubi'den bir örnek verdi. Tüylerim diken diken oldu. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurtubi tefsir yazarı. Bu Kurtubi'nin tefsirinin Ahzab 50. ayetinin altında bir bölüm var. Ahzab suresi 50. ayet. Ahzab 50 nedir? Resul'e helal kılınanlar diye başlayan bir ayet. Nebi diye geçer. Ey Nebi, mihirlerini aldığın kadınlar sana helal kılındı diye devam eden o Ahzab 50. ayetin altında Resul'e özel 16 madde var. Resul'e helal kılınan 16 madde. İşte bu 16 maddenin 10. maddesini söyledi. Ben de tefsirler hakkındaki fikrimin doğru olduğuna kanaat getirdim. Nedir o? Tefsir dediğiniz şey yazan kişinin kendi kanaati ve yorumudur. Yazan kişinin kendi kanaati ve yorumudur. Meal değildir. Meal kelime karşılığıdır. Kelime kelime. Ne yazarsa onun karşılığını yazarsınız odur. Ama tefsir çok tehlikeli. Neden biliyor musunuz? Tefsir alimi dediğiniz şahıslar zaten onların lafın üstüne laf söylemeye cesaret edemezler. Onlar ayetlerin altına o ayetlerle ilgili kendi yorumlarını, kendi kanaatlerini yazıyorlar. Peki Ahzab 50'nin altında ne yazıyor? Resul'e helal kılınmış 16 özellik. Bu 16 özelliğin 10. maddesinde diyor ki, Resul bir kadını gördüğü zaman ona baktığı zaman, bakın bir kadını görüp ona baktığı zaman, o kadının kocasına artık o kadını boşamak düşer. Anlatabiliyor muyum? Resul bir kadına nazar ediyor, bakıyor ve baktığı zaman bir kadına ona artık istediği, ona meylettiği anlaşılıyor ve bu anlaşıldığı anda o kocanın o kadını boşaması o adamın görevi oluyor. Ve boşadığı o kadın da Resul ile nikahlanır. Nikahlanmak zorundadır. Anlatabiliyor muyum? Tefsirdeki özelliği. Eğer Resul bir kadına meyledip ona bakarsa
o kadının kocası o kadını boşamak zorunda. Ve boşama gerekçesi de Resul onunla evlensin. Eşini Resul'e vermek zorunda, boşayarak. Bu Resul'e helal kılınmış. Kurtubi tefsiri, Ahzab 50. ayetin altında yazan 16 maddenin 10.'sü. Tabi buradan Mustafa Öztürk Hoca'ya da bir teşekkür borçluyum. Ki bunları ifşa etmese, ortaya çıkartmasa ben de sizinle paylaşamam. Herkesten faydalanıyorum. Allah razı olsun hepsinden. Amacım sizler de bunları duyun. Sizler de bunları duyun. Bu tefsirlerin içinde, ayetlerin altında yazan, anladıklarını, ayetle ilgili bilgilerini paylaşan bu insanlar neler anlatıyor oralarda? Bir dinleyin, bir görün. İşte Resul'e hakaret böyle olur. Adem ile Havva'ya cahil demiş. Neredeyse vatandaşlıktan atacaklar Sezen Aksu'yu. Sezen Aksu için bu kadar titiz olan bu insanlar, onun yaptığı hatayı bu kadar net olarak gören bu insanlar, bu kitaplardaki bu iftiraları niye görmüyorlar? Sadece Resul bir kadına baktı diye artık adamın karısını boşayıp Resul'e vermesi gerekiyor. Siz bunu kabul edebilir misiniz? Siz bunu beğeniyor musunuz? Kurtubi'nin tefsiri. Ne olacak şimdi? Netice ne? Ama ben size söyleyeyim mi? Eğer anlattığınız Resul'e iman ediyorsanız gayet normal. Adam anasını bile götürür nikahlar. Neden? Çünkü sizin anlattığınız şeyler yalan. Kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış. O olmasaymış kainatı yaratmazmış. Karının ne önemi var, annenin ne önemi var, kızının ne önemi var. Öyle değil mi? Eğer sen kainatın efendisi Allah değil de kainatın efendisi Resul dersen karını da götürür verirsin. Ne olacak yani? Kainatın efendisi. İtiraz edinsene. Hayır ben vermem desene. Sünnetçilere söylüyorum. Ehl-i sünnetin uydurulmuş dininin Resul aşıklarına söylüyorum. Karını boşayıp Resul'e vermez misin? Kainatın efendisi. Karar sizin. Vermem derseniz o zaman yeteri kadar iman etmiyorsunuz demek. Biz ne diyoruz? Resul böyle bir şey yapmaz. İftira atıyorsunuz. Allah'a ve Resulüne iftira ediyorsunuz. Kendi nefsiniz için, kendi hevanız için Allah Resulüne iftira ediyorsunuz. Ve Allah'tan da korkmuyorsunuz. Allah'tan korktuğunuzu söylediğiniz zaman Resul nasıl olsa sizi kurtaracak diye yine Resul'e gidiyorsunuz. Allah'tan korktuğunuzu söylüyorsunuz. Ama diyorsunuz ki Resul bize şefaat edecek. Bu kadar basit. Onun için Allah'tan korkuyorum demeniz de takiye. Çünkü öyle bir şeye inanıyorsunuz ki Resul sizi Allah'ın elinden kurtarır. Öyle bir şeye inanıyorsunuz. Arkadaşlar lütfen bu videoların linklerini bu videoların altına atın. Ondan sonra da gençler evlenirken hangi maddelere bakmaları gerektiğini kendileri düşünüp akletsinler inşallah. Selam ve dua ile.